Evet arkadaşlar, eğitimimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Burada şimdi çağrı işaretlerinin harflerin ne anlama geldiğini size anlatmaya çalışacağım. Her radyo amatörünün kanun ve yönetmelikte belirlenmiş tüm dünyada şekli ve anlaşılması aynı olan bir çağrı işareti mevcuttur. Bu çağrı işareti şu şekilde oluşmaktadır. Benim mesela çağrı işaretim TA2 DX olarak bana Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir. TA birinci kısım önek, 2 ikinci kısım ve DX de üçüncü ekten oluşmaktadır. Yani bir çağrı işareti 3 tane ekten oluşmaktadır. İlk iki harf ortadaki numara ve son iki harf o iki harf 3 harf de olabilir. Kıyı Emniyetin vereceği harfe göre değişebilir. Bir TA demiştik. Önek TA Türkiye'nin Tango Alfa, TA, TB veya YM diye 3 tane ön eki var. TA, TB olarak 3 eki var demiştik. Bir de YM olarak. Bu YM de dernekleri arkadaşlar. Sadece Yankee Mike'lar da sadece dernekler için ön ek olarak kullanılır. 2 demiştik. Bölge numarası. Türkiye'de 1'den 0'a kadar 10 tane bölge vardır. O bölgeleri işaret eder. Ve son ek olan DX kısmı amatörün şahsi işareti oluyor. Yani kıyı emniyetinin size belirlemiş olduğu şahsi işareti oluyor. Türkiye'de TA ön eki A sınıfı amatörlere, TB ön eki ön eki B sınıfı amatörlere ve C sınıfı amatörlere verilmektedir. Bayanlara da son eki daima Y ile başlamaktadır. Peki halk arasında kullanılan CB, Stizem band, halk bandı telsizler ile ilgisi var mıdır diye bir soru sorduğumuzda bunun da cevabımız 26.7-27.6 MHz arası frekanslarda kullanılan Stizem band, CB, halk bandı cihazlardır. Ülkemizde kullanımı 1983 yılından itibaren serbesttir. Bu bandı kullanmak için ehliyet almak gerekmez. Kullanıcılar belli olmadığından kendi çağrı işaretleri kendilerine belirleyebilirler. Keyfi verdiklerinden kontrol dışı kalmıştır. Amatör telsizciler yaptıkları çalışmalar sonucunda Stizem band kullanılan kişilere radyo amatörlüğünü anlatarak amatör telsizcilik belgeyi almalarını sağlamışlardır. 1983 yılından bu yana CB halk bandı vardır. Yani sizin de bildiğiniz gibi arkadaş arıyorum arkadaş gibi herkesin diline dolanmış olan bir halk bandı telsizin amatör telsizcilikle hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. Buradaki arkadaşların birçoğu, ben de mesela 84-85 yıllarında halk bandı telsiz kullanıyordum. Daha sonradan amatör telsizciliğe başvurarak, sınavı kazanarak amatör telsizci oldum. Birçoğu da kendileri amatör telsizci olmuştur ama olmayanlar da hala bulunmaktadır ülkemizde. Peki dünyada tanınmış radyo amatörleri var mıdır? Kimdir bunlar? Mesela Ürdün Kralı Hüseyin vardır. Bu da bir amatör telsizcidir. Juliet Yankee 1 olarak çağrı işareti vardır. Ürdün Kralı Hüseyin'in radyo amatörü olduğunu size söylemek istiyorum. Ayrıca İspanya Kralı Juan Carlos Echo Alfa 0 Juliet Charlie çağrı işareti. İtalya Cumhurbaşkanı Francesco, daha sonra Korsika India 0 Fox Charlie Golf, Hindistan Başbakanı Rogiv, Gandhi ve eşi de bunlar da dünyadaki meşhur olan radyo amatörleridir. Peki radyo amatörleri başka ne gibi aktivitelerde bulunurlar? Radyo amatörleri çeşitli yarışmalar düzenlerler. Bu yarışmalar genellikle hafta sonu gerçekleştirilir. En çok görüşme yapan birinci ilan edilir. Her yarışma haberleşme şekli, çıkış gücü, tek veya çok bant gibi alt kategorilere ayrılır. Yarışmalar her ülkenin adı altında yapıldığından o ülkenin tanıtımı da bu yarışmalarda yapılmış olur. Evet, burada söylediğimiz gibi hemen hemen her hafta sonu değişik ülkenin değişik kurallarla yarışmaları vardır. Bu yarışmalara kontest deniliyor ve Türkiye amatörlerinden de bu kontestlere yarışmalara katılan arkadaşlarımız var. Dernek olarak biz de bu yarışmalara mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Peki bir Ecolink diye bir sistemimiz var. Bu Ecolink nedir dediğimizde internet ortamında Voice over IP, VoLP teknolojisi kullanılarak amatör radyo istasyonlarının diğer kullanıcılar ile haberleşmesini sağlayan bir yazılımdır. Bu program ile amatör radyo istasyonları dünya çapında bağlantıları yapabilmekte, bilgisayardan RF veya bilgisayardan bilgisayara bağlantı kurulabilmektedir. Yazılım Microsoft Windows 95 veya tüm üst sürümlerde
çalışılabilir. Yani buradaki Ecolink sistemi isterseniz bilgisayardan bilgisayara, isterseniz bilgisayara telsizinizi bağlarsınız veya telsizden bilgisayara bağlantı yapılarak tüm dünyadaki istasyonlarla görüşme şansını yakalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Ecolink arayüzü de bu şekildedir. Amatör telsizcinin ilkelerine geldiğimizde olmazsa olmaz kaidelerden birkaç tanesinden size bahsetmek istiyorum. Amatör telsizci saygılı, nazik ve düşüncelidir. Radyo amatörlüğü ilkeleri dışında çevresini rahatsız edecek şekilde cihaz kullanmaz ve kullanımına da izin vermez. 2. Amatör sadıktır. Ülke bütünlüğü ilkesine, kanun ve yönetmeliklerine bağımlı vatanseverdir. 3. Amatör ilericidir. Bilim ve teknikteki gelişmeleri yakından takip eder, araştırma ve geliştirme yapan, kendisine ve devamlı geliştiren ülke teknolojisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni ürünler yaratan teknik bir insandır. 4. Amatör bilinçlidir ve dengelidir. Amatörlüğün bir hobi olduğunu bilir. Bu hobinin okuluna, işine, ailesine veya çevresine zarar verecek biçimde kullanmaz. 5. olarak da amatör milliyetçi yurtseverdir. Amatör radyo istasyonunu barışta ve savaşta olağanüstü hallerde ulusun yardım ve güvenliğine amade tutar. Demek istediğimiz, amatörlerimiz gerçekten bu 5 kurala uyar ve her zaman için uygulama yapar. Evet, amatör telsizcilik eğitimimiz buraya kadardı. Sizlere amatör telsizcilikle ilgili detaylı bilgiler verebildiysem ne mutlu bana. Sizlere tavsiyelerim olacak eğitimimizin sonunda. Gerçekten Türkiye'de amatör telsizci sayısı çok düşük. Az önce de söylediğimiz gibi 10.000 civarında amatör telsizci var Türkiye'de ve bunların yarısından çoğu da şu anda aktif değil. Birçoğu da vefat etmiş durumda. Dünyadaki ve Avrupa'daki amatör sayılarına baktığımızda gerçekten çok yüksek olduğunu görebiliyoruz sayıların. Türkiye'de neden yükselmesin, neden artmasın? Biz de elimizden geldiğince amatör telsizciliği anlatmaya çalışıyoruz. Bir hobi olduğunu, milliyetçi olduğunu, vatanını tanıtan vatandaş olduğunu tüm ortamlarda anlatmaya çalışıyoruz. Ve zaman zaman da derneğimizde bu konularla ilgili de eğitimlerimiz de oluyor. Bizdeki tabii ki amatör sayısının çok düşük olmasının sebeplerinden de bir tanesi, az önce de söylediğimiz gibi 1983 yılında telsizin yasal olması. Bizden onlarca yıl önce Avrupa'daki ve Amerika'daki telsizciler telsiz bantlarını, frekanslarını kullanabiliyorlardı. Ama ve lakin bu bir hobi olduğunu düşünürsek Türkiye'deki sayının da bir an evvel hepimiz tarafından tanıtılarak, anlatılarak amatör telsizcilik arttırılabilir ve bu hobiye gönül verdirilebilir. Hatta biraz uç nokta olacak ama okullarda bile müfredata amatör telsizcilik kimdir, nedir, neler yapar gibi konularında bu amatör telsizcilik konusu eklenirse birçok gençlerimiz de bu konuda daha küçük yaşlarda daha bu konularla ilgili bilgileri olursa ileriki yaşlarda bu hobiye gönül vereceklerine inanıyorum. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Duygularımı da size iletmiş oldum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Beni izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Benim adım Gürel Özbakış. Çağrı işaretim Tango Alfa 2 Delta X-Ray. Hoş kalın, hoşça kalın. Sierra Papa 9 Echo Mexico London 59014. 014, I confirming. You are 59 Guatemala 59 Golf USL. 59 Golf, thank you. 73. Bye bye. QRZ Yankee Mexico 2 Kilowatt Yankee contest. Papa 9 Quebec Mexico Papa. Quebec Mexico Papa, come again. Sierra Papa 9 off, Quebec, Mexico, Papa. Roger, roger, Sierra Papa 9, Quebec, Mexico, Papa, 59015. 59, Guatemala. Guatemala, thank you, 73. Country. QRZ, Yankee, Mexico 2, Kilo Yankee, contest. Alpha, Victor, Delta, Alpha, Victor, Delta. Sierra Quebec 4 Alpha Victor Delta 59016. 6 K1 for you 59 Ontario.
59 Ontario. Thank you. 73. QRZ Yankee, Mexico 2, Kilo Yankee, contest. Sierra Papa 9, Golf Zanzibar Whiskey, Roger. Okay, 5917, 59017, 017. Roger, report 59 Mexico, question. 59 Mexico, thank you very much, 73.